Ayağınıza çorap örüyoruz. Rapsodi. İyi günler efendim. Türkiye Dağlıca'daki şehitlerini ağlıyor. Bugüne kadar terör örgütü PKK ile yapılan mücadelede şehit olan bütün vatan evlatlarına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Türkiye ekonomide yıllardır çıkış yolunu arıyor. Aş ve iş için taş üstüne taş koyanları biz de çıkış yolu olarak ekrana çıkarıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki terörün panzehiri ekonomik refah ve büyüme. Üretim ve ihracat. Vatandaşın karnı tok, sırtı pek olursa, işi ve aşı olursa Türkiye'de terör hiç kuşku yok ki bitecek. Üretim ve sermaye huzur ortamında yeşerebilir. Bunun için uygulanacak kalıcı askeri tedbirlerle terör örgütünün bir an önce etkisiz hale getirilip huzur ortamının sağlanması sonucunda ancak Türkiye'de işsizlik sorunu aşılabilir. Bu amaçla her türlü olumsuzluğa rağmen Türkiye'de yapılan güzel işleri ekranlara getirmeyi biz de sürdürmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'le Erzurum'da önemli bir söyleşi yaptık. Terör olayları tırmanmamış olsaydı doğrudan bu söyleşiyi yayına getirecektik ancak yaşanan olaylar bir kere daha huzurunuza çıkmamı zorunlu kıldı. Şimdi görüyoruz ki ve anlıyoruz ki Türkiye'de yapılan yatırımlar çok ama çok önemli. Sayın Başkan, sizler de üretim ve yatırım silahınızla işsizliğe bir an önce ve bir anlamda teröre meydan okuyorsunuz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen şimdi telefon hattımızda, Erzurum'dan canlı yayında karşımızda. Bu çerçevede siz de dediğim gibi yatırımlarınızla ve yaptığınız projelerle teröre meydan okuyorsunuz. Ve Doğu Anadolu bölgesinde atılan temellerin ve açılan fabrikaların anlamı böylelikle daha da bir anlam kazanıyor ve büyüyor. Ne dersiniz, cebinde parası olan adam neden daha çıksın ya da neden hırsızlık yapsın en basit tabiriyle? Sizin bakışınız nedir? Keşke bu söyleşiyi oradan yaptığımız şekliyle ekrana getirebilseydik, çok arzu ederdim ben de. Ama bu çerçevede sizin de doğudaki farklı ekonomik komutanlık göreviniz var. Neler düşünüyorsunuz bu konuda Sayın Başkan? Önce iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Bu arada milletimize başsağlığı diliyorum. Tabii terör örgütü maalesef arzu etmeyen bir şekilde son zamanlarda bir tırmanışa geçti. Evet. Askerlerimiz, polislerimiz şehit oluyor. Vatandaşlarımız hayatını kaybediyor. Ben milletimizin başı sağ olsun. Sağ olun. Ama şunu ifade etmek isterim ki birileri kalkınma yolunda olan Türkiye'mizi yeniden istikrarsızlığa sürüklemek açısından büyük bir gayret gösteriyor. Tabii Doğu'nun makus talihini, hatta Güney Anadolu'nun makus talihini yenmek üzere mevcut hükümetimiz 2002 yılından beri yoğun bir gayret gösteriyor. Altyapı çalışmaları, yol, enerji hatları, sağlık, eğitim alanında önemli aşamalar kaydedildi. Ve bu yatırımlar yapıldıkça bölgeye teşvikler de verildi. İster istemez bölgemizde yeni yatırımların yapılması söz konusu olacaktı. Bu Diyarbakır'da da, Van'da da, Erzurum'da da, Ağrı'da da, Kars'ta da, Ardahan'da da. Ama maalesef birileri bu kalkınma hamlesini durdurmak üzere ülkede yoğun bir gayret gösteriyor. Bunun için ben vatandaşlarımıza sesleniyorum. Terörün olduğu yerde yatırım olmaz, üretim olmaz. Bunun için bütün halkımız el birliği, gönül birliğiyle bu batılı ajanların, kuklası olan, maşalar olan bunları, bu terör örgütlerini, bunların uşaklarını kovalaması lazım. Evet. Bakın biz Erzurum'da istiyoruz ki yatırım ve üretim, sanayi, ticaret yeniden geçmişte olduğu gibi çok farklı bir boyuta gelsin. Bunun için tekstil, ayakkabıcılık, madencilik, seracılık, organik tarım, işte bizim bölgemizde şeker pancarı, patates, ayçiçeği üretimi söz konusu, hayvancılık, organik tarım, kış turizmi, yayla turizmi yeniden canlansın ve önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Fakat maalesef bu gelinen noktada sanki bu bölgeler tamamen teröre teslim olmuş gibi bir intiba doğuruyor. Gerek batılı ülkeler nezdinde, gerekse yatırımcılar nezdinde. İster istemez bu zarar veriyor.
Ama ben inanıyorum ki bütün bunlara rağmen bizler bu bölgede de gerekli adımları atarak Türkiye'mize, Erzurum'uza, hatta çevre illere gerekli yatırımı ve istihdamı sağlattıracağız. Bu konuda çok kararlıyız. Sadece belediye hizmeti olarak değil, elbette ki belediye hizmetlerini çağdaş, modern bir konuma taşımanın gayret içerisindeyiz. Ve bunun yanı sıra da diğer inşallah hizmetler bir bir gerçekleşecek. Aslında bugünkü yayın Sayın Başkan, sizin yaptığınız yatırımlar, Erzurum'da yapılan yatırımlar ve de projeler neden Hakkari'de, Diyarbakır'da ya da Van'da ya da Ağrı'da olmasın diye insanı düşündürüyor. Bunlar aslında güzel bir örnek. Bu örneklerin çoğalması için Erzurum'daki gibi bir huzur ikliminin olması gerekiyor. Evet, bunun için ben inanıyorum ki gelecek yıllarda bütün Doğu Anadolu'da, Güney Anadolu'da çok büyük yatırımlar başlayacak insanlar da vardı. Fakat birileri bu bölge insanı bu hizmetlerden mahrum kalsın. Üretim, istihdam hizmetlerinden mahrum kalsın. Çocukları eğitimsiz, dalada dolaşan, başıboş insan olarak dolaşsın, vatanına, milletine hain olsun, düşman olsun diye gayret sarf ediyor. Bunun için buradan sizler aracılığıyla, bizlere, televizyonlara başına diyen tüm vatandaşlara şöyle seslenmek istiyorum. Vatandaşlarımız, çocuklarınıza sahip çıkın. Birileri sizin çocuklarınız okuyup adam olmasın diye gayret sarf ediyor. Sizin çocuklarınız makamlara gelmesin diye gayret sarf ediyor. Bunun için şu anda dağlarda dolaşan, sizden gibi gözüken, size baskı uygulayan insanlar size hizmet gelmesin diye uğraşıyorlar. Evet. İşte bizim bölgelerimizde müteahhitler var. Bu müteahhitler araçları yakılıyor. Bu araçları yakılan insanlar hizmeti kime götürecekler? Bu bölgede oturan insanlara su götürecek, yol götürecek, kanal götürecek, okul götürecek, hastane götürecek, bunları yapamaz hale getiriyorlar. Bundan kim zararı görüyor? Bölge insanı görüyor. Onun için bölge insanımızın bu işe tepki göstermesini bekliyoruz. Ki bir daha bu insanlar bunların başına bela olmasınlar. 30 yıldır bu terör olayı, bu terörü çıkartanlar bölge insanının bu hizmetlerden yoksun kalması için gayret sarf ediyor. Evet başkanım. Bunun için bakın şu anda ülkemizin turizmine zarar veriyorlar. Ülkemizin dış intibaına zarar veriyorlar. El birliği, gönül birliği inşallah bunlara def edeceğiz. Evet başkanım. Ve bölge başta Erzurum olmak üzere. Evet. Doğu Anadolu, Kars'ı, Ağrı'sı, Ardahan'ı, Iğdır'ı, Muş'u, Bingöl'ü, Diyarbakır'ı, Van'ı bir yatırım bölgesi haline gelecek. Buralarda da çok yapılacak yatırımlar var. Başta hayvancılık olmak üzere, ticaret ve sanayide önemli bir bölge. Hatta biz doğu olarak biliyorsunuz hemen komşularımız söz konusu İran, Suriye, Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Kafkaslar ve buralarda pazarlarımız söz konusu. Bu pazarları elinden kaçırmak istemeyen bir takım dış güçler bu bölgede de terör oluşturmak suretiyle bizi üretimden, yatırımdan, ticaretten alıkoymak gayret içerisindeler. Ama inanıyorum ki bölge halkı geçen evvel günü Diyarbakır'da birçok yerde oldu. Teröre nasıl karşı durdularsa ve askerin yanında devletimizin, milletimizin yanında oklarını beyan ettilerse bu çoğu olarak devam edecek. Ve inşallah bu terörü bu bölgelerden def edip göndereceğiz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen, çok teşekkür ediyorum. Aslında biraz sonra yayınlayacağımız söyleşi de sizin teröre verdiğiniz güzel bir cevap niteliğinde olacak. En anlamlı çıkış yollarından birini biraz sonra izleyeceğiz efendim. Çok sağ olun. Biz de dileklerinize katılıyoruz. Sizler aracılığıyla bizleri izleyen vatandaşlarımıza sevgiler ve saygılar sunarken milletimizin tekrar başı sağ olsun diyorum. Sağ olun efendim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun efendim. İyi günler diliyorum ben de. Evet, şimdi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Bey söyledi. Dedik ki teröre karşı verilecek en iyi cevap aslında Türkiye'de yapılan yatırımlar, taş üstüne konan taşlar. Belki milliyetçilik, vatanseverlik buradan başlayacak. Çünkü işi ve aşı olanlar terörle bulaşmaz, terörle uğraşmaz dedi kendisi. Şimdi o söyleşiyi izleyelim. Bu söyleşide verilen mesajlar çok önemli. Türkiye'ye gelecek olan yatırımlar çok önemli. Bakın Erzurum nasıl değişti? Bu değişiklik neden Türkiye'nin diğer şehirlerinde olmasın diye bu söyleşinin ardından konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi söyleşinin ilk bölümünü getiriyoruz ekrana. Olimpiyat Parkı ile başlayalım. Erzurum'da bir sürü projeleriniz var ama asıl çok konuşulan, Türkiye'nin gündeminde de oturan çılgın projeleriniz de var. Bu Erzurum'un herhalde biraz kaderini değiştirecek projeler. Onlarla çok fazla anılacak. Neler başkanım bunlar? Evet, ben de sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri televizyonlara başında izleyen tüm hemşerilerimize, vatandaşlarımıza sevgiler ve saygılar sunuyorum. Burası Erzurum.
Erzurum'un Olimpiyat Parkı ve bir küçük göletin yanı başındayız. Görmüş olduğunuz gibi ışıl ışıl bir hava, esinti var, güzellik var. İşte biz de Erzurum'umuza doğal güzellikler kazandırmaya devam ediyoruz. Burasını inşallah bir rekreasyon alanı olarak düşündük. Bir spor merkezi olarak düşündük. Burada 6 tane tenis sahası yapıyoruz. Yan tarafında 2 tane mini futbol sahası yer alacak. Hemen yan tarafında okçuluk alanı söz konusu. Hemen arka tarafımızda cirit alanı söz konusu. Biliyorsunuz Erzurum ciritiyle de meşhur bir şehir. Evet. Ve burada her ay cirit yarışmaları yapılıyor. İnşallah daha sonra hipodrom yapılacak Erzurum'umuza. 500 dönüm üzerine bir hipodrom yaptırmayı düşünüyoruz. Tabii arzumuz Erzurum. Belediye hizmetleri, sosyal, kültürel, sportif, sanatsal hizmetler, üretim, yatırım hizmetleriyle durup noktaya ulaşsın. Bir şehir bu üç saymış olduğum özellikler üzerinde barındırabiliyorsa, orası hakikaten orada hayat olur. Orada canlılık olur, orada huzur olur. Biz de buna gayret ediyoruz. Şehrimizin bu doğru yöne doğru gitmesi için büyük gayret gösteriyoruz. İşte şehirler bu konularıyla, projeleriyle gündeme gelsin istiyoruz. Şimdi Erzurum denildiği zaman Alandöken, kış turizmi ve kar turizmi hatırlanırken bugün Erzurum dendiği zaman akla pek çok şey gelmeli. Marka projeleri olmalı. Kongreler ve fuar şehri yapmayı hedefliyorsunuz. Çevremizde çok zengin bir coğrafya var. Ticaret yapılabilecek bir coğrafya var. Neden burası bir fuar ve kongre merkezi olmasın diye yola çıktınız. Böyle bir iddia ile yola çıktınız. Evet. Bu proje nedir başkanım? Şimdi hemen bu parkımızın, Olimpiyat Parkımızın tam karşısına sabitlenen bir yerde 50 dönüm arazi üzerine bir fuar, kongre ve spor merkezi yapıyoruz. Şu anda fuar alanımızın temelini attık. İnşallah bu yılın sonuna doğru 10 bin metre kapalı fuar alanını hizmete sokacağız. Ondan sonra da kongre inşaatımız başlayacak. Arzumuz şu, Erzurum bir turizm merkezi. Şimdi kış turizmi vardı. Bunun yanına biz yaz turizmini ve yüksek irtifalı kamp merkezini de yerleştirdik. İnşallah bundan sonra Erzurum'umuza yazın da yayla turizmi için turistler gelecekler, yerli ve yabancı. Böyle bir yerde mutlaka kongreler de yapılabilmeli. Büyük kurumlar, şirketler gelip burada bir yandan tatil yaparken bir yandan da toplantılarını yapabilecek salonlar oluşmalı. İnşallah görmüş olduğunuz gibi otellerimiz gayet lüks. 5 yıldızlı oteller söz konusu. Bu otellerde insanlar kalabilmeli ama yan taraftan da arzu ettikleri kadar 1500-2000 kişilik, 1000 kişilik, 500 kişilik, 200'er kişilik, 150'er kişilik, hatta daha küçük salonlardan oluşmuş bir kongre merkezi de düşünüyoruz. Arzumuz burası cıvıl cıvıl olsun, insanlara dolup taşsın. Buraya dışarıdan ne kadar insan gelirse yerli insanımız o kadar mutlu olur ve memnun olur. Esnaf para görür, istihdam imkanları oluşur. Bunun için bütün projeleri hep düşünüyoruz ve cazibe alanda oluşmaya da gayret ediyoruz. Mesela şimdi gördüğümüz bir küçük gölet. Biz daha büyük bir gölet düşünüyoruz. 1 milyon metrekareli büyük bir gölet de düşünüyorum Erzurum'a. Hayvanat bahçesi düşünüyoruz. Kuş cenneti projemiz var. Ayrıca daha evvel bahsetmiş olduğum gibi sizlere beraberken çılgın proje dediğimiz 670 dönüm arazi üzerine astronomi müzesi, bilim sanayi merkezi, deprem müzesi, sayılar müzesi, tarih müzesi, kar müzesi ve yine içinde sıcak suların bize termal sular olduğu için termal sularımızda çalışan oteller, yatak yerleri, rehabilitasyon merkezleri, alışveriş merkezleri oluşabilecek bir alan. 500 milyon TL'lik yani yarım katrilyonluk bir projeden bahsediyorum sizlere. Bütün bundan oluştuğu bir alan üzerinde bulunuyoruz. Temeli atıldı. Temeli atıldı. İnşallah peyderpey şu anda altyapı çalışmaları bu ile hedefliyoruz. Hemen arkasından engelliler için bir merkezimiz var. Engelli insanlarımız gelip orada her türlü rehabilite edilebilecek. Yan tarafında tarih müzesi var. Yan tarafında kar müzesi var. Deprem müzesi var. Sayılar müzesi var. Dediğim gibi envai çeşit tesisler olduğu bir çılgın proje. Belediye başkanı olarak bütün Türkiye'de gördüğüm şöyle bir manzara var. Vatandaş belediye başkanından iş istiyor. Ama belediyeler iş ve işçi bulma kurumu da değiller. Ama siz yatırımların ve yatırımcıların önünü açarak burada yeni istihdam alanları oluşturmak gibi bir iddia ile yola çıktınız. Evet. Bu aslında bunun çıkış yolu değil mi başkanım? İşsizliğin çıkış yolu bu değil mi? Şimdi AK Parti hükümetleri biliyorsunuz bu geçmiş olduğumuz 12 yılda küçümsemeyecek makro bazda
kararlar aldılar ve hizmetler yaptılar. Şimdi bu dönem artık mikro bazda şehir şehir hangi imkanlar değerlendirilip de burada üretim ve istihdam olanaklar olabilir diye bir gayret gösteriyoruz. Erzurum'da bunlardan biri. Şimdi biz şöyle bir baktığımız zaman Erzurum'da yatırım yapılacak o kadar alan var ki yeter ki insanlar teşvik edilsin. Ben de buranın tekrar sesleniyorum. Yatırım yapmak isteyen, para kazanmak isteyen hem Erzurumlu hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde yatırımcı varsa hepsini Erzurum'a davet ediyorum. Çünkü biz, siz de şahit oldunuz. Biz nasıl yatırımcılara ön ayak oluyoruz? Belediye olarak onların sorunları varsa çözmeye gayret ediyoruz. Çünkü yatırımcı çok hassastır. Para çok kektir. İlgi gördüğü, hoşgörü gördüğü, yakınlık gördüğü yerlere gitmek ister. Biz de bu yakınlığı gösteriyoruz ve diyoruz ki Erzurum bu belediye hizmetlerinin yanı sıra bir üretim ve yatırım istihdam merkezi olacak. Gençlerimiz, işsiz kardeşlerimiz buralarda iş bulabilecekler. Çünkü biz ne kadar güzel hizmet yaparsak yapalım, mutlaka onları kullanmak için paraya ihtiyaç var. Eğer insanların işi varsa yaptığınız o hizmetlerin de bir cazibesi olur. Yoksa siz o hizmetleri yaparsınız, cebinde para olmayan insanlar bu hizmetleri kullanamazlar. Onun da o zaman bir kıymeti olmaz. Doğru. Ben bütün bu hizmetleri, belediye hizmetlerinin yanı sıra hep kafamdaki şey bu hizmetleri alacak, kullanacak bireylerin imkanların oluşmasına nasıl katkı sağlarım diye gayret gösteriyorum. Tekstilden, ayakkabıcılıktan, efendim turizmden, kış turizminden, yaz turizminden, bu arada işte güneş enerjimizin değerlendirilmesinden, seralarımız, termalimizin değerlendirilmesinden, organik tarımın aktif hale getirilmesinden, hayvancılığın aktif hale getirilmesinden büyük gayret gösteriyorum. Yeraltı madenlerimizin hayata çıkartılması ve imkan olarak onların değerlendirilmesi hedefliyoruz. İsterseniz sırayla bir gidelim. Şimdi evet. Hayvancılık Erzurum için ve Doğu Anadolu bölgesi için hani bir vazgeçilmez insanların temel geçim kaynağı. Malum tarım imkanları kısıtlı coğrafi nedenlerden dolayı ama hayvancılık için et ve süt besiciliği burada hakikaten çok ciddi bir katma değer. Şimdi bir et ve balık kurumu var ama bir taraftan da bunun rehabilite edilmesi lazım. Sizin kendi çabalarınızla yine hayvancılığı destekleyen projeleriniz var. Bu iki projeyi yan yana nasıl götüreceksiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu son çıkan belediye yasasıyla yani bütün şehir, büyük şehir yasasıyla bize bir yetki verildi. Biz aynı zamanda tarım ve hayvancılıkla da ilgilenebilme imkanımız oluştu. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Zaman zaman farkındaysanız ülkemize yurt dışından hayvan getiriliyor. Evet. Et getiriliyor. Evet. Piyasa yükselince. O halde demek ki bir talep söz konusu. O halde biz madem şehrimiz buna el veriyor, imkanı var, bunu artıralım diyorum ben de. Bunun için hayvancılık konusunda modern hayvancılık nasıl yapılabilir? Modern sütçülük nasıl yapılabilir? Bunun şartlarını oluşturmaya özen gösteriyorum. Ve istiyorum ki bu şehirde şu anda ülkemizin en fazla hayvan yetiştiren şehirlerinden biri Erzurum. Evet. Ama ben bunu yeterli görmüyorum. Bunu en az 10 katına çıkarmanın çok rahat mümkün olabileceğini görüyorum. O halde bunun şartları nelerdir? Vatandaşımıza nasıl yardımcı olabiliriz? Bu yardım yapabilmemiz için, yani insanların bu işe heveslenebilmeleri için para kazanmaları lazım. Şimdi pazarı oluşursa, hayvanlarını rahat satabilirlerse veya elde ettikleri sütleri değerlendirebilirlerse insanlar daha fazla hayvan yetiştirebilirler. Evet. Ben buna şahsen belediye başkanı olarak önem veriyorum ve diyorum ki biz her ilçemizde bir hayvan satış alanı oluşturalım. İki, büyük şehirde yani Erzurum il merkezinde şehre yakın bir yerde büyük bir hayvan borsası yapalım. Ve projesini çizdirdim, kararını verdim. Avrupa'nın en büyük hayvan borsasını modern bir şekilde teknolojinin, modernitenin gerektiği neyse öyle bir proje hazırladık. İnşallah şimdi ihalede. İnşallah inşaatı başlayacak ihaleden sonra ve 2016 yılında da bitirmeyi hedefliyorum. Yani Et ve Balık Kurumu'nun yanında evet. Bir de böyle bir kurum oluşturacaksınız. Çünkü burada hayvanlar canlı olarak alınıp satılabilecek. Et ve Balık Kurumu'nun da faydası nedir? İşte burada satılan hayvanları birçok insan et için bu hayvanları alacak. Burada kesimhanede kestirecek kombinede ve ondan sonra götürüp bunları değerlendirecek. Bunun için şehrimizin merkezinde olan Et ve Balık Kurumu'nu da
şehrin dışına taşıyoruz. Şu anda şehirde nefes alacak. Şehirde nefes alacak. Bir çevre güzelliği oluşacak. Biraz sonra sizi gezdirmeyi düşünüyorum. Göreceksiniz ki çok modern bir et balık kurumu yapılıyor. Ve bu da bitince ayrıca biz bu hayvan borsasının yan tarafında da bir kesman oluşturacağım. Yani bazı böyle daha küçük celepler orada kesebilecek. Daha büyük kesimhaneler de kesim gereken yerler de o kombine gidecekler. Her sorduğumda ya da merak ettiğimde bir yatırımcılarla buluştuğunuzu, yatırımcılarla toplantı yaptığınızı falan söylüyor arkadaşlarınız. Şimdi bu siz belediye para basan bir merkez mekanizma değil. Ama evet, belediye yatırımcı bulabiliyor demek ki isterse. Yani bunları yapabilecek bir kaynak nereden buluyorsunuz diye sorduğumda elbette ki bütün bu yatırımları devlet size yapmanız için vermiyor. Yani siz ki kaynaklar oluşturuyorsunuz değil mi? Evet, nasıl buluyorsunuz? Para nereden geliyor? Şunu şöyle söyleyeyim. Belediye hizmetleri kaynağını kendimiz oluşturuyoruz. Tabii bir devletten gelen paramız var, bütçemiz var. Bir de bizim burada oluşturduğumuz kaynaklar söz konusu. Ama bunun dışında bahsetmiş olduğum yatırımlar yapılacak işte madenle ilgili, hayvancılıkla ilgili bunlar özel sektör yapacak. Bunun için çok güzel bir konuya değindiniz. Ben de diyorum ki siyasi istikrar, siyasi istikrar, siyasi istikrar. Bir ülkenin siyasi istikrarı iyi olursa, güçlü olursa bu yatırımcılar da gelip yatırım yaparlar. Bu anlamda Erzurum'a yatırım yapmak isteyen yurt dışından misafirleriniz oldu mu? Mesela et ve süt konusundaki en lokomotif konumuz bu. Bakın biz sadece Suudi Arabistan'da bir yatırımcımız geldi. 100 bin büyükbaş hayvanlık bir çiftlik yapmak istiyor. Ve hedefi de eğer bu çevrede yeterince ot bulabilirse, biliyorsunuz yem bulabilirsem dedi, bunu 1 milyona kadar çıkartacağım. Bu sütçülük yapıyor. Ve bu sütü de başka bir yerde değerlendirmiyor. Kendi mağazalarında satıyor. Körfez ülkeleri ve Arap ülkelerinde hipermarketleri, süpermarketleri ve normal marketleri var. 5000 civarında. Ayrıca biz Vali Bey'le beraber Suudi Arabistan'a gittik. Takribi olarak 300 civarında iki akşam iş adamlarıyla buluştuk. Onlara Erzurum'u tanıttık. Erzurum'un kış ve yaz turizmini anlattık. Burada kayak merkezlerinden, kızak merkezlerinden bahsettik. Özel avlaklı alanlarından bahsettik. Hayran kaldılar. Ve bir kısmı özel uçaklarıyla buraya geldiler. Ve şu anda seçimi bekliyorlar. Seçimden sonra bu yatırımlara inşallah başlayacaklar. Biz de onlara destek vereceğiz. Çünkü Erzurum yatırımcı bekliyor. Yatırımcı, gelen yatırımcı bir de kendi pazarıyla beraber geliyor. Elbette ki. Bu yani, da güzel. Bu da güzel. Yani bir de bunu nereye satacağım derdi yok. Böyle bir derdi yok. Pazarda var. Kendi pazarına kendi değerlendirecek. Ayrıca mesela bizde burada şeker pancarı oluyor. Şeker fabrikalarımız var. Onlarla ilgili yatırımcılara getirdik. Hayran kaldılar. Biz dediler burada, bu dediğim yatırımcı da şeker, dünyanın en büyük şeker tüccarı. Ben dedi derhal dedi bunları alırım ve burada değil böyle 300-500 kişi, 5000 insanın çalışabileceği alanlar oluştururum. Ve bu şekeri de kendi pazarımda değerlendirdim. Yetmez yeni pazarlar, yeni fabrikalar inşallah isterim isten diye bizde şeyde bulundu. Görüşmelerde bulundu. Yani tarım ve hayvancılık potansiyelini katma tabii değere dönüştüreceğiz. Evet. Bir de bunların mamul olarak yapılıp dünyaya pazarlanması çok önemli. Evet. Bunun için Erzurum'umuz bir kavşak noktasında. Şu an Ovid tünelimiz yapılıyor. Kop Dağı tünelimiz yapılıyor. Gerek Batum Limanı'na, Rize Limanı'na, gerekse Trabzon Limanı ulaşımımız kolaylaşacak. Hızlı tren geliyor. Böyle bir yerde siz üretim yaptığınız zaman ticaret ve sanayi ürünlerinizi rahatlıkla limanlara ulaştırmanız mümkün. Şimdi Bingöl üzerinden de ayrıca İskenderun Limanı'na ulaşmamız söz konusu. Oradan Suriye, Irak ve yine İran. Zaten İran buradan karayoluyla bize 2 saatlik bir yolda. Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna, Rusya çok yakın bir mesafede. Bu tip ülkelere de ayrıca ticaret yapılması mümkün. Çünkü bir de İran ve Azerbaycan pazarı var, Gürcistan pazarı var, güneyimizde ve daha doğumuzdaki ülkeler var. Avrupa pazarları bile bu pazarlarla bu kadar sıkı ilişkiler içindeyken biz sınırda olmamıza rağmen bu potansiyeli az kullanıyor olmamız, tabii ki 340 ve 400 yıllık bir İran'la bir barış anlaşmamız ve sulh içinde yapılan bir ortak yaşantı var. Biz neden Erzurum üzerinden bunu yapmayalım? Elbette ki. Şimdi bizim arzumuz İran'la, Gürcistan'la, Azerbaycan'la ticareti geliştirmek karayoluyla. Çünkü çok yakın komşularımız burada. Gidip gelmelerimiz oluyor. Kardeş belediyeler oluşturduk. Gerek Bakü'yle, gerek Gence'yle, Azerbaycan olarak, gerek Tiflis'le, Gürcistan olarak.
gerekse yine Tebriz, Urumiye, İran şehirleriyle, Kuzey Irak'la bağlantılarımız var. Bu bölge organik tarıma uygun da bir bölge. Evet. Ayrıca burada sıcak suların olması dolayısıyla kaplıcalarımız var, sağlık bakımından önemli. Bir de ayrıca bu sıcak suları sebze seracılığında, çiçek seracılığında değerlendirmemiz mümkün. Ve bu bölge, inanır mısınız, sebze yetiştirdiği zaman bu bölgeye yetişmez. Çevremizde 13-14 tane şehrimiz mevcut. Erzurum'un komşu şehirler, hem bu şehirler hem de bu ülkelere inşallah sebze ve çiçek seracılığı da düşünüyoruz. Bakın bu yatırımlar nasıl devam ediyor, nasıl gelişiyor? Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz ama görüyoruz ki yatırımların olması, üretimin aş ve işin devam edebilmesi için huzur ikliminin olması gerekiyor. Askeri çözüm önermeyenlere aslında bunu sormak ve söylemek lazım. Huzur iklimi olmalı ki bu yatırımlar oralarda çoğalabilsin. Bu yatırımlar Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi o bölgede yaşayan insanlar için de para demek, aş demek, ekmek demek, iş demek. Biz de kısa bir reklam arası veriyoruz. Sonra teröre karşı yapılan bu ekonomik savaşı anlatmaya devam edeceğiz. Ayağınıza çorap örüyoruz. Rapsodi. Ayağınıza çorap örüyoruz. Rapsodi. Bugünkü terör ortamında özellikle Doğu Anadolu bölgesinin önemli kentlerinden biri olan Erzurum'da yapılan önemli projeleri ekranlara getirmeyi sürdürüyoruz. Biz Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen'le konuştuk. Onlar da bir anlamda Doğu'nun en önemli sorunu olan işsizliğe yapılan yatırımlarla savaş veriyorlar ve bu şekilde mücadelelerini sürdürüyorlar. Aslında keşke askeri çözümlere gerek kalmasa ama görüyoruz ki sermaye ve para da huzuru ve istikrarı seviyor. Bakın Erzurum'da önemli projeler, özellikle madencilik yatırımları ve bölgeye yabancı yatırımın gelmesi, tarım ve hayvancılıkta atılan adımlar neler? Biz Sayın Mehmet Sekmen'e kulak verelim ve bu da birilerinin kulağına küpe olsun. Özellikle yatırımların artması için ne yapılması gerekiyor bunu görelim. Bin dönüm alan üzerine kurulu bir gölet. Sadece evet. Göletin büyüklüğü 1000 dönüm. Evet. İçinde teknelerin, yat teknelerinin de olduğu bir gölet düşünüyorsunuz. Erzurum'a deniz mi geldi? Deniz mi geliyor? Şimdi şöyle, kar suları yazın da böyle bu şekilde evet. Kullanılacak anlamına geliyor. Tabii biliyorsunuz su hayattır. Yeşil hayattır. İnsanlarımızı yeşille ve suyla buluşturmamız lazım. Şimdi bizim şehrimizin denizi yok. Böyle bir tabii göletimiz de yok. O halde bize düşen suni göletler oluşturarak insanların mutlu olmasına katkı sağlamak lazım. Ben istiyorum ki Erzurum insanların yaşadığı, çevre illerin ilgi ve alaka duyduğu bir şehir olsun. Onun için burada bir böyle bir gölet düşünüyorum. Arkasından büyük bir hayvan bahçesi düşünüyorum. Kuş cenneti düşünüyorum. Diğer park, bahçe, rekreasyon alanlarımızın dışında olan işler bunlar. İnsanlar bu şehre geldiği zaman burada mutlu olsunlar. Eğlensinler doya doya. 24 saat buraları yaşanabilir bir koruma taşıyacağım. Mesela akşamları ışıl ışıl bir Erzurum gördüm. Bundan önceki yıllarda daha akşam daha aydınlık değildi. Bu kadar aydınlık değildi. Evet. Şimdi bu alanlar şehri 24 saat yaşanılır bir şehir haline getirecek. Çünkü insanlar güvenlik içinde buralarda dolaşabilecek anlamı taşıyor. Peki başkanım, yeraltı zenginliklerinden bahsettiniz. Var evet. olan yeraltı zenginliklerini nasıl katma değere dönüştüreceğiz? Hep işimiz gücümüz. Biliyorsunuz cari açığı engelleyelim, katma değeri evet. artıralım, üretim yapalım. Bakınız şu anda ülkemiz birçok şehrimizde yeraltı zenginliklerimiz var. Bor madeninden, kömüründen, altınından, gümüşünden, kromundan bakanlar. Fakat bunlar değerlendirilmeyince neye yarar? Zenginlik orada duruyor, siz bunları değerlendiremiyorsunuz. Ben şimdi geldim, şehrimizin dedim, yeraltı zenginlikleri nelerdir? Baktım burada krom var, manyezit var, magnezyum var, altın var. Çinko var, bakır var, kömür var, mermer yatakları var. Mermerlerimizi görseniz yeşilinden, mavisinden, pembesinden. Granit yatakları var, tuz yataklarımız var, kaya tuzumuz. O halde dedim bunlar değerlendirilsin. Ve bunlarla ilgili iş adamlarını topladım. Yerli iş adamlarımız.
İstanbul'da, Ankara'daki iş adamlarımızı topladım, anlattım. Televizyonlarda anlatıyorum bunları. Ve şu anda mesela kömürle ilgili dedim ki belli rezerv olursa buraya termik santrali yapılabilir. İşte Muğla'da var, Batı'da birçok şehirde var, Kahramanmaraş'ta var. Ve bir alternatif biliyorsun enerji kaynağı. Tabii. Onun için ve bir ilçemizde, sadece bir ilçemizde 100 milyon ton kömür bulundu. Ve iş adamımız girişimde bulundu. Müracaatlarını yaptı. Şu anda evrak takibini yapıyor. Biz de destek veriyoruz. Evet, burada istihdam olsun. O maden, atıl duran yeraltı madeni meydana çıkartılsın. Hem cari açığımıza, kapanmasına katkı sağlasın. Hem de istihdam olsun. İnşallah o tesis üretime geçtiği zaman 1800 insan çalışacak. Bunun bir çevreyle, nakliyesiyle, çevre kurumlarına düşündüğünüz zaman bu 10 bin insan demek, 10 bin aile demek. O şehir abat oldu, o ilçe. Daha 5-6 yerde kömür yataklarımız var. Şimdi onların rezerv tespitleri yapılıyor. Sanki böyle Erzurum'un dönüşüm projeleri bunlar. Ve Erzurum göç veren bir şehir özellikle son 10 yılda. Şimdi sanki yeniden geri dönüş mü başlayacak Erzurum'a? Aynen ifade ettiğiniz gibi bir giden insanlarımızın birçoğu geri dönecek. İki, bizim şehrimiz bir üniversiteler şehri. 100 bin öğrencimiz var. Bu öğrenciler burada iş bulabildiği zaman burada kalacak, burada evlenecek ve eğitimli insanlar bu şehre katkı sağlayacaklar. Bunu görür gibiyim. Bunu ben görüyorum ve tahmin de ediyorum. Biz yeter ki bu imkanları ortaya çıkaralım ve bu şehir belediye hizmetleriyle, altyapı, üst yapı hizmetleri, kentsel dönüşümüyle gelişsin ve göreceksiniz ki bura nüfusu azalma değil, artmaya başlayacak. Üniversite potansiyeli Erzurum'da örneğin baktığımızda tıp fakültesi çok öne geçmiş pek çok alanda. Üniversite bu anlamda marka olabilir. Yani buradaki Türkiye değil, dünya markası haline getirilebilir. Bu sizin projelerinizde evlendirilebilir. Üniversiteyle beraber birlikte hareket edilebilir. Sanki ortak akıl da oluşmaya başlamış şehirde. Olmaz mı? Şimdi bizim üniversiteyle yakın bir çalışmamız söz konusu. Burada kadim üniversitemiz Atatürk Üniversitesi. 50 yılı aşkın süredir, 57 yıldır şu anda faaliyette. Yeni üniversitemiz Teknik Üniversite 5 yıldır. O da eğitime devam ediyor. Teknik bölümler mevcut. Atatürk Üniversitemizde her bölüm var. Tekniğinden, sosyalinden, tıp bölümlerine varıncaya kadar. Yeni bir üniversitemiz kurulacak. Ticaret odamızın girişimiyle. O da inşallah devreye girince ayrı bir öğrenci kapasitesi oluşacak. Görmüş olduğunuz gibi eğitim bir şeyde çok önemli. Hele hele üniversiteler olunca, bir de diyalog kurunca işbirliği yapacağız. İşbirliği yapmak zorundayız. Şimdi buradaki öğrenciler bizim belediyelerimizde bu kurulacak tesislerde staj yapacaklar. Tabii ki. Ve bilgi, becerileri, deneyimleri artacak, tecrübeler artacak. Birçok buluş bulunacak. Ayrıca burada bir üniversitemizin içine bulunduğu teknoparkımız mevcut. Bu teknoparkta şu anda firmalar araştırma, ARGE çalışmaları yapıyorlar. Gelecekte burada inşallah bilişim ve iletişim teknolojilerinde de altyapısı oluşmak üzere o sektöre dönük de burada inşallah yatırımlar olacak. Şimdi benim aklıma direkt sizin kurmayı düşündüğünüz ve projesini tamamladığınız et ve süt entegre tesisinde çalışacak Ziraat Fakültesi öğrencileri geliyor. 3., 4. sınıflarında belki de. Elbette ki. Ki bunlar paralarını da kazanıp ailelerine yük olmaktan da kurtulacaklar. Aynen öyle. Çünkü burada biz sütçülüğü ve etçiliği geliştirdik mi bu tesiste de çalışacak biliyorsunuz. Mecburen çalıştırılması gereken veteriner ve ziraat mühendisleri tabii var. Tabii seralardan bahsediyorsunuz, tarımdan bahsediyorsunuz, evet, organik bakın, tarımdan bahsediyorsunuz. Evet, burası böyle bir bölge. Bunun için burada organik meyve de söz konusu. Yani çünkü biliyorsunuz organik tarımın en uygun olduğu bölge soğuk iklimlerin olduğu bölgeler. Evet. Tam buna müsait bir bölge. Biz burada organik hayvancılığı da geliştireceğiz. Organik tarımı da geliştireceğiz. Ve bunun biliyorsunuz bedeli normal et ve diğer tarım ürünlerine nazaran iki katı daha değerli oluyor. Yani 1 liraya aldığınız bir şeyi organik olunca iki katını almanız mümkün. O zaman şöyle diyecekler herhalde üniversite sınavlarında. Erzurum'a gelin, hem okuyun hem çalışın, paranızı kazanın, bilginizi edinin. Elbette ki. Bakın ben Yeni Zelanda'ya gittim. Yeni Zelanda 5 milyon nüfuslu bir ülke ama 55 milyon koyun besliyorlar. 5,5 milyon büyükbaş hayvan besliyorlar. Şimdi bizim neden olmasın? Tabii. Yeni Zelanda dediğimiz yer işte Erzurum'un biraz daha büyük bir yeri. Orada aynı bu şartlara sahip. Biz hatta ben o zaman parlamenterdim. Gittiğim zaman dedim ki sizlerle bizim üniversitelerimizi bir araya getirelim. Diyalog kuralım. Allah nasip ederse
hayvancılık yetiştiren ülkelerin üniversiteleriyle buradaki üniversitelerimizle kardeş üniversite yapacağız. Burada tabii üniversite organ nakilleriyle çok övünüyor ki haklı bir gurur tabii ki bu. Evet. Pek çok organ nakli Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleşiyor ve çevre ülkelerden de çok ciddi hasta geliyor buraya. Ama bir de burası diyorsunuz ki bir iddianız daha var, o da çok ilgimi çekti benim. İlaç üretim merkezi yapacak diyorsunuz. Evet, şimdi diğer bir şey de medikal ürünler için soğuk iklim bölgeleri tercih ediliyor. Bizim de tam şartları ona uygun bir bölge. O halde dedim ki burası ilaç ve medikal ürünlerin üretim merkezi olsun. Şu anda yerli yatırımcılar ve yabancı yatırımcılarla görüşüyorum. İnşallah bu konuda da çalışmalarımız söz konusu. Yol mesafe kat ettiniz mi bu konuyla ilgili? Belli bir mesafe kat ettik. Şimdi açıklamazsınız muhtemelen sorsam ama. Şimdi, yani yakın bir tarihte en azından onu söyleyeyim. Bu müjde ne zaman veririz? Önce biliyorsunuz bunun bakanlıkla görüşmelerimiz devam ediyor. Bakanlığım bana aynı söyledi şu. Siz yatırımcıyı bulun. Biz de Erzurum'da ilaç ve medikal ürünlerle ilgili OSEB yapalım. Şimdi İhtisas organize sanayi tabii, bölgesi. İhtisas OSEB bölgeleri. Güzel. Organize sanayi bölgeleri. İşte bu oyuncak sektöründe yaptık bunu. İnşallah bunu şimdi ilaç ve medikal ürünlerde de söz konusu olacak. Ve bu kademe kademe devam edilecek. Benim bütün derdim, belediye hizmetleri benim hizmetlerim. Ama eğer bu üretim istihdam hizmetlerini de buraya getirirsek, o zaman Erzurum bir cazibe merkezi haline gelecek. O zaman da diyorsunuz ki ben bürokrasiyi sıfırlayacağım, yatırımcı buraya gelsin, yeter ki yatırım yapmayı gönülden istesin. Evet. Ben her şeyi sağlıyorum. Şeyden bahsetmiştiniz, turizmde bir de bizim tabii spor yatırımları var. Evet. Özellikle birincilik takımlarının burada kamp yapabileceği mekanlar oluşturdunuz, açılışlarını yaptınız. Evet. Hatta Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim geldi. Evet. Kudeli'yi beraber kestiniz. Sabahleyin 6'da kalktım başkanım ben burada. Dinç bir şekilde ama saat 8-9 zannettim. Böyle bir panikle uyandım. Bir baktım saat daha 5.30-6. Uykumu almıştım. Bu oksijeni tabii de paraya çevrilebilir. Elbette ki. Hava çok tertemiz. Yemyeşil görüyorsunuz her taraf. Kışın beyaz, yazında yemyeşil. Böyle bir yerde biz düşündük. Spor takımlarımız için. Spor diyorum, bu güreşte, basketbolda, futbolda, bütün spor dallarının mutlaka yüksek irtifalı kamp yerlerinde kamp yapması lazım merkezlerinde. Böyle bir merkez oluşturduk. Benim hedefim aynen Antalya'da olduğu gibi, nasıl Aralık, Ocak, Şubat'ta takımlar Antalya'ya gidip kamp yapıyorlarsa, aynen, daha ılıman iklimde, yazın da burası ılıman iklim, burada kamp yapmaları sağlamak. Geçen yıl başladık, bu yıl organizasyon devam ediyor. Her yıl artarak devam edecek ve Erzurum aynı zamanda yüksek irtifalı kamp merkezinden de esnafımız, vatandaşımız, otellerimiz istifade eder duruma gelecek. Evet, şimdi kısa bir reklam arası daha, sonra yatırımlar devam ediyor, onu ekrana getireceğiz efendim. Ayağınıza çorap örüyoruz. Rapsodi. Ayağınıza çorap örüyoruz. Rapsodi. Evet efendim, Diyarbakır Oda ve Borsa Başkanları açıklama yapmış. Halk Barış'ın tadına bir kere vardı. Yatırım iklimin oluşması için bu şart deniyor. Gördüğünüz gibi halk desteği olmadan yatırım mümkün değil. Erzurum bunu başarmış çünkü halk yatırımlar istiyor. Bakın daha neler yapılıyor. Duyduk ki Avrupa Gençlik Olimpiyatları 2019'da Erzurum'da yapılacak. Bu yatırımlar boşa değil herhalde. 2019'a hazırlıyorsunuz siz de, evet, Erzurum'u. Biz de Erzurum'umuzu o olimpiyatlara yakışır bir şekilde hazırlık yapıyoruz. Zaten şehrimizde birçok kış sporla ilgili tesisler mevcut. Biliyorsunuz bizde buz pateni, bowling, ondan sonra buz hokeyi, kayak merkezlerimiz mevcut. Ve bunlar hiçbir şehrimizde yok maalesef. Hatta Avrupa'nın birçok yerinde yok. Evet. Bu imkanlar da değerlendirilerek 2019 EF Olimpiyatları, Gençlik Olimpiyatları burada yapılacak. İnşallah görkemli bir şekilde hazırlayacağız. Şehrimiz o güne kadar altyapı yatırımlarımız tamamlanacak. Tarih eserlerimiz restore edilmiş olacak. Pırıl pırıl, ışıl ışıl bir şehir. İnşallah buradan dünyanın birçok yerine mesaj vereceğiz. Mesela golf sahalarından bahsetmiştiniz. Evet, mesela golf sahalarımız. Enteresan. Burada arazi çok müsait, evet, çünkü buna. Tenis sahalarımız, ondan sonra burada cirit sahalarımız, hipodromlar.
yine Türkiye'mizin en büyük hipodromunu Erzurum'a yaptıracağız. 500 dönüm arazi üzerine. Biliyorsunuz Cirit Erzurum'da çok önemli bir yer işgal ediyor spor olarak. Burada öyle bir hale getireceğiz ki kızak, kayak, ata binmeyi bilmeyen delikanlı kalmayacak. Genç kız kalmayacak. Herkese bu işleri yaptıracağız ve bunun için ben şu anda yaptım. Bir acemi kayak merkezi yapıyorum. Ve insanlar gelsinler. Biliyorsunuz kayak da pahalı bir spor. Evet. Yani bir günlük bir kayak merkezinden kaymanız, bir seferlik giriş biletiniz 35 lira. Ben şimdi bedava hale getiriyorum. Gelecek oradaki bizim giysilerimizi giyecek, bedenine hangisi uygunsa ve kayağını yapacak, kayak öğrenecek ve bu şehirde bilabedel bunlar bedava üretilir hale gelecek. Şimdi tabii şehrin restorasyonu derken Selçuklu mimarisi ağırlıkta ve yaptığınız, restore ettiğiniz cadde ve sokaklar var. Devam eden, istimlak edilen alanlar var. Dönüşüm içinde olan alanlar var, kentsel dönüşüm. Önce şehrin görüntüsünde sadece ön caddeleri değil, arka sokaklarının da dönüştüğü, ön cadde kadar güzel olduğu mekanlar herhalde olması gerekiyor. Elbette ki. Yani bir şehrin sadece belli yerlerini süslersiniz, arkaları mezbereli olur. Ben ondan yana değilim. Caddenin önü olduğu gibi arka sokaklara da bu restorasyon çalışmaları sirayet etmeli. Kentsel dönüşüm oralara da girmeli. Biz bunun için bu şehirde 15-20 mahallede kentsel dönüşüm yapmaya karar verdik. Şu anda başladı çalışmalarımız. TOKİ yapıyor, Çevre Şehircilik Bakanlığımız yapıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin belediye olarak kendimiz yapacağız. Bir de belediyemizin kurduğu, sermayesi tamamen belediyemize ait olan şirketimiz var, o yapacak. 4-5 koldan, bir de özel sektörümüz, özel müteahhitler bu kentsel dönüşüm alanlarında kat karşılığı veya para arsası satın almak suretiyle dönüşüm yapacaklar. Amacımız şehrin altyapısıyla beraber üst yapısını dönüştürmek. Ama burada tabii bir Selçuklu medeniyetini de hakim kılmak istiyoruz mimariye. Evet. Yani bir mimari şey de taşımalı şehir. Bura bir Selçuklu şehri Erzurum. Uzun süre burada Selçuklular yaşamış. İşte Osmanlılar yaşamış. Yeni Türkiye Cumhuriyeti dönemi olmuş. Ama daha çok Selçuk medeniyetiyle yeni çağdaş dönemin mimarisini buluşturup ve insanlarımıza farklı bir mimari anlayışla sunmak istiyoruz. Konut projeleri de aynı şekilde hem TOKİ tarafından hem de sizin öncülüğünüzde, arsası size ait olan çünkü yerler var. Hem sizinle beraber hem de TOKİ ile yan yana konut üretmeye devam ediyorsunuz. Elbette burada ki. Herhalde konut stoğu çok ciddi bir konut ihtiyacı da var. Çok ciddi bir konut atışımız var. Çöküntü alanlarımız mevcut. Ve buraların altyapısı da bitmiş. Yeni altyapıyla beraber buralarda dönüşümler yapıyoruz. Yeni yeni binalar, apartmanlar ve sosyal donut alanlar. Okuludur, parkıdır, bahçesidir, efendim diğer hizmet alanlarıdır, kapalı otoparklarıdır, camileridir, efendim eğlence merkezleridir. Onları da düşünüyoruz. Yani madem bir dönüşüm yapıyoruz, bu olsun. Ve burada yaparken de hiçbir vatandaşımızı da üzmemeye özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın 60 metrekare eski bir yeri var, ev var. Biz ona 60 metre sıfır tertemiz bir daire vereceğiz. Tabii başkanım, burada özel sektör dişin içine girdiği zaman bazen suistimaller de olabilir. Yani kötü niyetli insanlar da bu işin içine girmiş olabilir. Ve bundan vatandaş mağdur olmuş, zarar görmüş olabilir. Şimdi isim vermeden çok telefon geldiği için ben size bunu sormak durumundayım bir gazeteci olarak. Mağdur olmuş vatandaşlar da var bu konuyla ilgili belli bir projede. Bu vatandaşlarla ilgili de sizin bu mağduriyeti giderecek çözümleriz olacak mı? Elbette merakla ki. Bekliyorlar şimdi çünkü. Mesela New çok City kolay projemizi... 30-40 bin lira para yatırmış vatandaş buraya, peşinat vermiş. New City projesi var. Bu insanlarımız ümitle ya buradan bir daire alalım falan diye girmişler. Aldıkları dairelerin tapusu yok. Lanetayın bir bina yapımı söz konusu. Şimdi biz bunun yerine ruhsatı yok. Biz şimdi bu projenin yerine inşallah yeni konutlar yapacağız. Ve bu konut almış vatandaşlarımızı buradan istifade ettireceğiz. New City projesi ilgili. Diğer mağdur olan vatandaşlarımız var. Onlarla ilgili de çalışma talimatı verdim. Hasan-ı Basri, Akkent ve başka projeler varsa
bu tip vatandaşlarımıza bu mağduriyetleri giderici. Bu vatandaşlar şimdi sizden mesaj beklesin, haber beklesin o zaman. Şu anda bu konuyla alakalı herhangi bir çalışma yapmasınlar. Çünkü yeniden ödeme talep ediliyor çünkü bu arkadaşlardan. Şimdi şöyle, BETA dedim ki asla başka bir yerle diyalog kurmasınlar. Biz bu vatandaşlarımıza öncülük yapacağız. Yaptığımız projelerden öncelik bunlara vereceğiz ve bunlara bu verdikleri bedeli düşerek geri kalan bedeli de almak suretiyle bu vatandaşlarımızı ev sahibi yapmayı hedefliyoruz. Peki bir mağduriyet söz konusu olmuş. Nasıl bir hayalimiz var şimdi? Bundan bir 5 sene sonra, 2019 diyelim hadi, olimpiyatlar burada yapılacak, gençlik olimpiyatları. Nereden baksanız bir 70 bine yakın üniversite öğrencisi, belki fakülteleriyle, diğer ikinci, üçüncü üniversitelerle daha da artacak bu. Nasıl bir Erzurum hayaliniz var? Şöyle bir Erzurum hayal ediyorum. Altyapısı tamamen tamamlanmış. Kaldırımlar, asfaltlar yapılmış. Kentsel dönüşümde belli bir orana ulaşılmış. Yepyeni mahalleler ve bu mahallelerimizde yetişmiş ağaçlarla süslenmiş parkları, bahçeleri, rekreasyon alanları olan, istihdam sorununu belli bir aşamaya getirmiş ve ilçeleriyle, köyleriyle, yine adıyla mahalleleriyle beraber birçok sorunu çözmüş bir şehir hayal ediyorum. Ve birçok yerden de ya biz de Erzurum'a gidip yerleşelim veya geri dönelim. İnşallah bunlar olmayan şeyler değil, bunlar olağan şeyler. İşte geçmiş olduğumuz bir yılda belli bir aşama kaydettik. Vatandaşımızın bize bir güveni geldi. Ama ben hep diyorum ki benim bütün bunları gerçekleştirebilmem Erzurum'da ve Türkiye'de siyasi istikrara bağlı. Yatırımcıların buraya gelmesi lazım. Burada tabii yatırım yapabilmeleri lazım ve sizi tercih ediyor olmaları lazım. Ediyor olmaları lazım. Bu da siyasi istikrara bağlı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve milletvekillerimiz Erzurum'a büyük bir ilgi duyuyorlar. Hakikaten Cumhurbaşkanımızın Erzurum'a ayrı bir sevdası var. Çünkü burada çok büyük dostlar edinmiş. Evet efendim, şimdi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımızla Erzurum'da Olimpiyat Göleti'nde yapılan yayın sona erdi. Oradaki röportajı hep beraber izledik. Az önce Diyarbakır Oda ve Borsa Başkanları'nın Ankara'daki açıklamalarını size aktardım. Onlar da vatandaşın artık huzur ortamını ve barış ortamına sahip çıkacağı yönünde açıklamalarda bulundular. Türkiye'de güzel şeyler olsun istiyoruz ki biz bunları ekranlara getirebilelim. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şehit ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve Türkiye için ölen bütün şehitlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir kez daha hoşça kalın. Ayağınıza çorap örüyoruz. Rapsodi.